Bal. Onu bu ekmeğine sür onu. Aşkım bu arada incir reçel çok güzel. Tadına bak. Denedim ondan. Yani tadı güzel mi? Güzel. Ama senin yaptıklarına benzemiş mi? Asla. Vallahi kaymaklar, reçeller ne kadar da... Vallahi barıştık, çok mutluyuz diyorsunuz. Ne yalan söyleyelim. Ya biz de öyleyiz değil mi Erol? Vallahi ne yalan söyleyelim. Ya şehir bizi biraz yormuş sanırım. Buraya gelince anladık. Aman! Bu da yeni çıktı, yeni moda. Herkes de aynı bahane. Neymiş? Gündelik hayatın stresi beni yordu. Sanki hiç kavga, gürültü, kırma dökme olmamış gibi. Affedersin. Yani klişenin tezenesi diyebiliriz Lalecik. Niye öyle söylüyorsun Erol? Sonuçta işten güçten birbirimize fırsat bulamadık ki. Burada tabii vakit geçiriyoruz beraber. Biz birbirimizi bir süre ihmal etmişiz. Hepsi bu. Vay be, aşka bak. Onca kötü şey, olumsuzluk, kavga, dövüş, ay onların hepsi bir gecede unutuluyor. Neden? Çünkü aşk var. Aşkım. Bir tanem. Allah Allah, görüyor musun sen? Allah Allah. Şu anda şu kahvaltı sofrasının ortasında bir düğün pastası olsa 10 numara olurdu. Tam bir saadet tablosunun göbeğindeyiz bebeğim. O yüzden biz birkaç gün daha burada kalmaya karar verdik. Sen bir su mu içsen? İçmek. Duymuşsundur, bir gün daha kalmak istiyorlarmış. Ne kadar... Lale. Sen benimle bir tuvalete gidebilir misin? Tuvalete gidiyoruz. Lale, şey diyeceğim ben sana ya. Sizin dün gece onurlarınızla bir şey oldu mu? Yani böyle ben özel bir şeyi çok yaşıyormuş gibi oluyorum ama ben neden şey yapıyorum? Terapist dedi ya, ilişkide dedi yavaş yavaş gidin dedi. Çok hızlı gitmeyin. Hızlı hızlı şey yapmadınız inşallah. Yok Filiz, merak etme. Yani terapistin dediği gibi ilişkiye baştan başlıyoruz. Hani yaşadıklarımızı tekrar yaşıyoruz. Ama sindire sindire. Flört ediyoruz diyelim. Söyleyeyim değil mi? Sonuçta sen benim kankimsin yani. Sen benim kardeşimsin. Yani sana bunu söylemeyeceğim de kime söyleyeceğim yani? Teşekkür ederim. Ben de seninle ilgili aynı şeyleri düşünüyorum ama artık ağzındaki baklayı çıkar ya. Onur var ya. Bu alkol işini, taktik haline getirmiş. Nasıl yani? Şimdi siz tanıştığınız gece var ya, garsona para vermiş. Niye para veriyor ki? Lalecim neden olacak? Senin gardını düşürmek için adam bulmuş yöntemi. Yok. Yok canım. Çok mu sıcak burası? Bilmem. İyi gibi ama. Bir yandım ama. Ya ben bir tane daha alayım mı ya? Kalkıyorduk. Ama... Bir tane. Tamam. Filiz yapmaz Onur öyle bir şey. Asla böyle bir şey yapmaz. Yapmaz dediğimiz her şeyi yapmadı mı bu adam? Neyi yapmaz, neyi yapmaz, nerede yani? Hayır, ben kötülüğünüzü istemiyorum tabii ki. Ben sizin değilim. Ama sen benim kardeşimsin. Hani bir taraf tutulacaksa ben senin tarafındayım her zaman. Biliyorum, bu zamana kadar da bana çok destek oldun. Bunu da biliyorum. Onur, şirketi kaybetmemek için tekrar bunu yapıyor olabilir sonuçta. Seninle şirket için evlendiğini hepimiz öğrendik. Öğrendik. Ya seni üzmek, yarını değişmek için söylemiyorum ama ben seni uyarmayayım da kimi uyarayım Lale? Ya söylemese miydim bilmiyorum ama yani. Hayır Filiz, zaten sen benim en yakın arkadaşımsın. Evet ve bence tekrar aynı şeyi yapıyor olabilir şirketi tekrar geri kazanmak için. Öyle mi diyorsun?
Şimdi şöyle, bu hatırlarsan Penis olayından sonra babaannem şirketin yani yetkilerini, yönetimini falan filan Erol'a vermişti. Evet, verdi. Hırs yapmış olabilir Onur. İşte, lütfen bağlantılar. Bir bağlayalım olayları birbirine. Lütfen artık Lale'cim. Bağlayalım mı? Evet, evet. Please. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çık.